Merhabalar. Türev konusunu en baştan tekrardan anlatacağım çünkü e, bu ÖSYM'nin yasaklarından dolayı biliyorsunuz videolar gitmişti ama aynı soruları e, elimde olanları zaten tekrar koydum. Bir de çıkmış soruların benzerlerini veya karşınıza çıkabilecek soruları da tekrar koydum. Hatta şimdi hazırladığım videolarda daha fazla soru tipi olacak. Böylece aslında bir şey kaybetmemiş olacaksınız. Hatta daha fazla soru tipi göreceğiniz için sizin için daha iyi olacak. Türeve başlarken önce bir ortalama değişim oranından bahsetmemiz lazım. Çünkü ortalama değişim oranı veya ortalama değişim hızını kullanarak biz sonra türevin limit tanımından yararlanarak öyle türeve geçiyoruz. Ve MEP kitabında da arkadaşlar burası ayrıntılı bir şekilde bahsedilmiş. Sizin için önemli. Diğer taraftan ÖSYM bununla ilgili gerçekten güzel bir soru sorabilir. Geçmiş zamanda sorduğunda hakikaten öğrencilerin zorlandığı bir yer olmuştu. O yüzden ben de güzelce size bahsedeceğim. İlk formülümüz arkadaşlar bu fonksiyonlar konusunda öğrendiğiniz bakın şu ortalama değişim hızı nasıl bulunuyor? Aslında sanki bir eğim bulur gibi FB-FA bölü B-A zaten arkadaşlar doğrunun eğimi ama biz eğrinin nasıl eğimini bulacağız? Birazdan zaten türev yardımıyla bulacağız ancak böyle ortalama olarak şöyle bir A noktası ve absisi B noktası olan iki tane noktanın Buradan geçen bu doğrunun ortalama değişimini bulurken işte FA, fb eksi fa bölü b eksi a'dan yararlanarak buluyoruz. Mesela bize 1-4 aralığında ortalama değişim oranı nedir dediği zaman şunu söylüyoruz biz. 1 koyduğum zaman gelen değer 5. 4 koyduğum zaman 16 artı 4'ten 20. Böylece ortalama değişimi yani yaklaşık değişim gibi düşünün burada. 20 eksi 5 bölü 4 eksi 1. 15 bölü 3'ten ortalama değişimimizi veya ortalama değişim oranı 5 gelmiş oluyor arkadaşlar. fx eşitleri 2x artı 4 fonksiyonunun 2 4 aralığında ortalama değişim hızını bulunuz. Bakın şimdi f2 2 çarpı 2 4 4 daha 8 f4 4 4 kere 2 8 4 daha 12. Şimdi formülde yerine yazıyorum bakın. F4 eksi F2 Bölü 4 eksi 2. F4 arkadaşlar 12 geldi. F2 8 geldi. 4 eksi 2 de zaten 2 idi. Böylece 4 bölü 2'den 2 oldu. Size hemen şunu da söyleyeyim. Doğru arkadaşlar zaten eğimi asla değişmeyen bir şekil. X'e 0 verdiğim zaman Y'yi 4'te kesiyor. Y'ye 0 verdiğim zaman X'e eksi 2 de kesiyor. Böyle bir grafik. Tanjant alfası yani bu doğrunun eğimi. Gerçekten bakın 2 oluyor. Zaten y'yi yalnız bıraktığımızda x'in katsayısı eğimdi. Dolayısıyla doğrunun değişim hızı hiçbir noktada arkadaşlar değişmeyecektir. Eğrinin değişecektir. Bundan dolayı biz eğrilerin değişim hızını bulurken anlık değişim oranından yararlanırız. Bu aynı zamanda o anda bu eğriye çizilen teğet demektir arkadaşlar. Teğetin eğimi bize neyi getirecek? Türev. Bunların hepsi aynı şey anlık değişim oranı, teğetin eğimi, türev. Bunların hepsi arkadaşlar o noktadaki türevi verecek bize. Peki neden böyle oluyor? Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar biz burayı lütfen dikkatlice dinleyin. Bir A noktası alalım. Bu A noktasından birazcık arkadaşlar ilerliyorum. Birazcık dediğimde ne kadar biliyor musunuz? Neredeyse A'ya yakın bir değer. H kadar. H arkadaşlar böyle o kadar küçük bir değerdir ki bu benim yazdığım değerden bile küçük bir değerdir. Biz şimdi böyle A'dan H kadar uzaklaşıyoruz. Sonra burada tabii ki Y değeri FA oluyor. Burada Y değeri FA artı H oluyor. Şimdi bakın burada yine klasik ortalama değişim FA artı H eksi FA bölü A artı H eksi A olmaz mı? Bundan sonra diyoruz ki bu h artık böyle bırak bu kadar küçük bir sayı olmayı sıfıra yaklaşsın. Yani öyle bir olsun ki a artı h a aynı şey olsun. Bunlar gitsin. Artık böyle arkadaşlar şöyle bakın a a artı h'e eşit olacak kadar bir değere yaklaşsın. O da nedir işte limit h sıfıra giderkendir. İşte arkadaşlar bu kadar yaklaştığımızda biz a noktasına yaklaştığımız için o andaki değişimi buluyoruz. O andaki değişim de arkadaşlar o noktadaki türevdir. Ve işte şu formül türevin limit tanımı arkadaşlar. Türevi ilk anlatırken bu formülle anlatıyoruz. Bu bizim için önemli. Bunu L'Hopital'le falan da anlatıyorlar. Ama arkadaşlar çıkış noktamız kesinlikle bu formül olması lazım. Bu aynı zamanda T'nin deyim bakın. Boşu boşuna MD yazmadım buraya. Eğim malum genelde M ile gösteriyoruz. D doğrusunun eğimi yani teğetin eğimi. O noktadaki ortalama değişimi artık anlık değişime döndürdüm. A noktasına çok yaklaştım çünkü. Ve artık onu da neye bağladık? F türev A'ya. Hemen bakın size bir örnekle göstereyim. Şimdi türevi belki önceden gördünüz ya da ilk defa gördünüz. Veya şu an ilk defa dinliyorsunuz. Ben size söyleyeyim. 1 x üzeri n fonksiyonunun türevi alındığı zaman n çarpı x üzeri n eksi 1'dir. Yani x üzeri 2'nin türevini aldığınız zaman 2 başa gelir. Üst 1 azalır. 2 çarpı x üzeri 1 olur arkadaşlar. Tamam mı? Ben size gerçekten bu fonksiyonun türevinin 2x olduğunu göstereceğim. Şimdi formülümüzü bir kere daha yerine yazalım. Limit h sıfıra giderken x'ten biraz uzaklaşıyorum. Orada a dediğim burada x diyelim fark etmez. Önemli değil zaten. x'e bağlı bir fonksiyon fx artı h eksi fx bölü x artı h eksi x. Burası bakın bazen biraz zor anlaşılıyor. Lütfen o yüzden dikkatlice dinleyin. Formülü unutmayın. E doğrunun eğimi gibi y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 arkadaşlar. Tabii ki sorularda bu x'ler birbirini götürdüğü için ben size yardımcı olmak için yazıyorum ama sorularda siz böyle göreceksiniz. Dolayısıyla ben de böyle göstermiş olayım. Şimdi fx artı h arkadaşlar. O zaman fonksiyonumuz x kare ise fx artı h ne olur? x artı 2'nin karesi, x artı h'ın karesi, eksi x kare olur. Doğru mu? fx artı h zaten x gördüğün yere x artı h yaz demek. Sonra aşağısı zaten h. Limit h sıfıra giderken. Şimdi açıyorum x kare 2hx artı h kare eksi x kare bölü h x kareler gitti. Buradan arkadaşlar limit h sıfıra giderken h parantezinde 2x artı h oldu. Aşağısı da h. Bunlar sadeleşti. Şimdi limit h sıfıra giderken dediğimiz için buraya sıfır ver. Mecburen ne oluyor bakın limitin değeri? 2x geliyor. Hakikaten türevi demin demiştim ki 2x böyle uzun yoldan anlatınca da yani hem bir görün istedim bu şekilde türevinin 2x olduğunu gördük. Artık 3 noktasındaki değişim dediği için x yerine 3 yazacağız. Cevabımız 6 gelecek. Peki biz her seferinde türevi böyle mi bulacağız? Yok. Zaten türev kurallarını öğrendikten sonra türevi böyle bulmanıza gerek yok ama sadece türevin limit tanımıyla yani bu verdiğim formülle yapmanız gereken sorular olacak arkadaşlar. Burada gösterdiğim gibi artık türevden şöyle bahsedebiliriz. 1. y üssü diye gösterilebilir. Sonra f türev x'in sembolü budur. Yani türev al demek istiyor. Veya d fx bölü dx göreceğiz. Bu da şu demektir. Şurada d'nin yanında ne yazarsa onun türevini al demek. Örnek. Dedi ki d 3x artı 6 bölü dx. Bu işte sana 3x artı 6'nın türevini al demek istiyor. Ya da dedi ki d x kare artı 4x artı 4 bölü dx sana x kare artı 4 x artı 4'ün türevini al diyor. Ve bu 3 ifadede arkadaşlar birbirinin aynısıdır. Sorularda ya böyle ya böyle ya da böyle göreceksiniz. Sonra bakın türevin limit tanımı bu. Kesinlikle bu formülü ezbere bilinecek. Çok önemli. Veya bazen de bir noktadaki türevi anlatırken x yerine burada bakın a yazarsak f a artı h eksi f a bölü h dediğimizde f türevi a olur. Son olarak da arkadaşlar bunun yerine bazen bu kural da kullanılıyor. Yani x a'ya yaklaşırken f x eksi f a bölü x eksi a da bize o noktadaki yani x eşittir a noktasındaki türevi verecek. Burada aslında zaten bu ikisi aynı gibi arkadaşlar fark etmiyor ama. Siz muhakkak bu formülü de bilin. y 2 eksi y 1 bölü x 2 eksi x 1 gibi. Dolayısıyla bu formülleri kullanarak türev tanımından yararlı şey limit tanımından yararlanarak sorulara bakacağız. Şimdi 2x kare fonksiyonun türevini limit tanımıyla gösteriniz demiş. Yapayım. Hatta ben bunu biraz daha gıcıklaştırayım. Demin zaten buna benzer yaptık. Gelin bakın y eşittir x kübü bir seferlik size türevin limit tanımıyla yapayım. Şimdi formülümüz f x artı h eksi f x bölü x artı h eksi x. Lütfen formülleri ezberleyene kadar böyle biraz alışmak için yazın arkadaşlar. El alışkanlığınız da olsun göre göre sonra ezberliyorsunuz. Bu x'ler gidiyor dediğim gibi. Bunları kaldırdım. Şimdi yapıyorum. fx artı h. x artı h'ın kübü. Eksi fx zaten x küp. Bölü h. Limit h sıfıra giderken. Şimdi bunun açılımı. x küp Artı 3 h x kare artı 3 x kare e, 3 x h kare artı h küp eksi x küp bölü h x küpler gitti limit h sıfıra giderken şimdi yukarıda arkadaşlar h parantezini alırsak 3 x kare artı 3 x h artı h kare bölü h limit h sıfıra giderken böylece bakın haşlar gitti. Haş gördüğüm yere 0 yazarsam gördüğünüz gibi ne oluyor? 3x kare. Bunlara 0 verince gitti. Ve hakikaten zaten x kübün de türevini birazdan 3x kare olarak göreceğiz. Hatta demin de söyledim aslında birazdan gerek yok. x kübün türevini alırken üstü başa getiriyorsunuz, üstü biraz azaltıyorsunuz. Böylece uzun yoldan yine bunun böyle olduğunu gördük. Şimdi burada arkadaşlar Dediğim gibi zaten türev alma kurallarını öğrenince uzun uzun bunu yapmaya gerek kalmayacak. Ama size bir soru verecek mesela şöyle. Hadi bul bunu diyecek. Siz formülü bilmezseniz biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ama formülü bildiğinizde burada zaten diyeceksiniz ki, "Aa bak bana aslında türevi sormuş ya da türevin eksiliğiyle çarpılmışını sormuş. 5 katını sormuş, 3 katını sormuş" şeklinde yorumlar yapacaksınız. Bakalım burada ne demek istiyor? fx eksi fx eksi h bölü h. Bu arkadaşlar yine f türev x'tir. Niye biliyor musunuz? Bu sefer şöyle bir şey olmuş. Bakın bir eğri düşünün. Bir x noktasından h birim geriye gitmişiz. Bakın şöyle. H birim geriye gidince bu artık x eksi h olmuş. E o zaman fx'ten ben evet y2 eksi y1 yaptığım için fx eksi h'ı çıkarırım. Sonra x'ten de x eksi h'ı çıkarırsam bakın dağıttığımda x eksi x artı h'tan yine burası h oluyor. O yüzden fx artı h eksi fx bölü h da diyebilir ya da fx eksi -f fx eksi h diyebilir fark etmez. Bu her türlü bakın f türev x formülüne eşit olmuş oldu. O zaman demin söylediğim gibi formülde e artık uzunca türevini almayacağım sadece diyeceğim ki x kare artı 5'in türevinde 2x olacak burası şimdi hemen bunu da söyleyelim bu bir sabit sayı olduğu için yani yanında 5 çarpı x üzeri 0 gibi bir şey var bunun e başa zaten atınca 0 oluyor o yüzden arkadaşlar sabit sayıların türevi 0'dır bu şekilde cevapta bu yüzden 2x gelir Evet burada arkadaşlar bakın şimdi formülden yararlanarak size bir şey göstereceğim. Şimdi bunu dediğim gibi öğretmenleriniz belki diyecek ki ya Lopital'den yaparsanız boş verin falan filan. Yani onlara cevap niteliğinde birazdan bir soru göstereceğim zaten. Ancak biz burada gerçekten gıcık da olsa lütfen güzelce dinleyerek türevin limit tanımından bunu halledelim. Formüle benzemiyor ama. Yani benziyor ama direkt formülün kendisi değil bu. Nasıl ben Bildiğim formüle döndürürüm. Bakın ben şunu söylerim sorularda. Yeniden sıfırdan süper şeyler üretmenize gerek yok. Var olan öğrendiğiniz şeyleri uyarlamanız lazım sorulara. Mesela ben burada ne yaparım biliyor musunuz? Nasıl olsa bir bu fonksiyon ya. Fonksiyon mantığıyla ben eksi 3 haşı neye benzetmek için uğraşacağım biliyor musunuz? Artı haşa. Çünkü formülümüz neyin üzerine kurulu? fx artı h eksi fx bölü x artı h eksi x. Bu yüzden h gördüğüm yere eksi h bölü 3 yazacağım. Bakın şimdi limit h sıfıra giderken izleyin fx eksi fx eksi 3 çarpı eksi h bölü 3. Kenarda çarpayım. Eksi 3 ile eksi h bölü 3 e çarparsak ne oluyor? Artı h oluyor. Hakikaten o zaman Burası artı h oluyor. Aşağıya da h gördüğüm yere eksi h bölü 3 yazacağım demiştim. Yazdım gördünüz mü? Böylece arkadaşlar formüle benzedi aslında. Şu eksilere de böleyim hem payı hem paydayı. f x artı h eksi f x bölü h bölü 3. Eksiye böldüm hem payı hem paydayı. Hatta eksi h bölü 3'teki şu 1 bölü 3'ü ters çevirmem gerekiyor. Başa attım. Dikkat edin lütfen. Bu zaten artık formülün kendisi. Demek ki hakikaten bana dediği gibi bu 3F türev X'miş arkadaşlar. Bu şekilde benzetme yoluyla formüle benzetip kaç katı ya da aynısı mı görebilirsiniz. Burada biraz daha dikkatli olmanız lazım. Formül arkadaşlar yine klasik bakın duruyor anlamaya çalışın olayı. Fx artı h eksi fx bölü Haşha elde etmemiz lazım. X artı haşha x. Yalnız soruda dikkat ederseniz fx yok. O zaman normal matematikte biliyorsunuz. Bu konuya kadar zaten gerekli yatırımı yapmış olmanız lazım. Çünkü e, bu konuda biz çarpanları ayırma, ikinci derece denklem, ikinci derece eşitsizlik, limit bilgisi bakın şu an kullanıyorum. E, fonksiyon bilgisi. Sonra geometri kullanacağız, analitik geometri. O yüzden ciddi bir matematik... Yorumu gerekiyor. Biz ne yapıyorduk bazen olmayan şeyi ekleyip geri çıkarıyorduk, değil mi? Burada fx yok, formüle uydurmak için yapıyorum, o yüzden takip edin lütfen. Fx eksi 3h eksi fx diyorum, yani keşke eksi fx olsa da formüle benzesi azıcık ama yok. Çıkardığımı geri ekliyorum. Sonra eksi fx artı 2h bölü 5h. Biraz böyle uzun bir şey oldu ama göreceksiniz, bakın gelecek soru. Şimdi ayırıyorum bunları. f x eksi 3 h eksi f x bölü 5 h. Bunu bir ayırdım paket halinde. Sonra buraya geliyorum. f x eksi f x artı 2 h bölü 5 h. Şimdi bu hala tam formüle benzemiyor gibi ama benzeteceğiz. Ne diyeceğiz? Burada ayrı ayrı bakın şunu da yapabileceğim. Bu ayrı bir limite döndü. Burası ayrı bir limite döndü. Ve şunu söyleyebilirim. Ben h gördüğüm yere burada yine deminki bir soru gibi eksi h bölü 3 yazsam burası bakın yine fx artı h oluyor. Çünkü eksi h bölü 3 ile eksi 3 çarparsak artı h. Eksi fx bölü h gördüğüm yere eksi h bölü 3'ü yazdım tabi o yüzden bunu da böyle düzeltiyoruz. Limit h sıfıra giderken. Artı şimdi dikkat edin yine 2h yerine bu sefer sağ tarafta ne yazacağım? 1 bölü 2H fx x eksi f artı h oldu. Dediğim gibi h gördüğüm yere h bölü 2 yazdım. O zaman payda ne olacak? 5 çarpı h bölü 2. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bakın. Burada eksi 5 bölü 3'ü ters çevirip fonksiyonda limitin başına atarsak. Limit h sıfıra giderken f artı h eksi f bölü h. Bakın bu zaten F türev x. Bir de başında eksi 3 bölü 5 var. E şimdi bu da şu 2 bölü... Ger gerçi silmeyeyim burada yazayım. 2 bölü 5 limit h sıfıra giderken... Bu normalde formülde eksi neyin önündeydi? fx'in artı neyin önündeydi? fx artı yani O zaman burayı eksiyle çarpalım. Ama sonuçta eksi yok. O zaman burayı da böyle eksiyle çarpmış olayım. Gördüğünüz gibi şurası da arkadaşlar... Eksi f türev x 2 bölü 5 oldu. E, eksi 3 eksi 2 daha eksi 5 bölü 5. Yani eksi f türev x bölü eksi f türev x gelmiş oldu. Bu şekilde bakın bunun eksi f türev x olduğunu anladık. Lopital'den yapılır mı bu soru? Eğer öğretmenleriniz öğrettiyse duymuşsunuzdur. Kesinlikle yapılır. Ancak şu, birazdan gelecek ama şu soruyu bir göstereyim. Şöyle bir soruda da işte arkadaşlar. Formülü gerçekten bilmek gerekiyor. fx artı y eksi fx bölü y eşittir. x küp artı 2x artı 5 olduğuna göre f türev 1 nedir diyor. Bu yaptığımız soruları arkadaşlar. Dördüncü soruyu, üçüncü soruyu, ikinci soruyu lütfen bir kendinizde bir deneyin. Anlamaya çalışın. Sonra baktığınız mesela gitmediği yerde bir daha dinleyin. Çünkü buna alışmanız gerekiyor. fx uygun koşullarda tanımlı ve türevli demiş. Şu kısım bakın hemen size bir şeyi göstermesi gerekiyor. Sağ taraf normal polinom zaten. Şimdi arkadaşlar buradaki y'yi hani şeyi düşünmeyin. Soru size y falan demediği için içerideki y'ler h'lar falan değişken sonuçta. Yani bunu h gibi düşünebilirsiniz sonuçta. O bir değişken ne olacak? Ha x, ha y, ha h fark etmiyor. Ben her iki tarafta limit y'ye göre limit y sıfıra göre alırsam yani burada da limit y sıfıra giderken dersem neden y'ye yaptım x'e yapmadım? Çünkü bak paydada y var. Yani x artı y'den x çıkarılmış. Yani x'ten y ye kadar uzaklaşmışsın sen. O yüzden y'ye bağlı olsun dedim. Ve formül hakikaten o zaman uyuyor bak. fx artı y eksi fx bölü x artı y eksi x. O zaman burası arkadaşlar bildiğiniz her iki tarafın limitini alınca f türevi x oldu. Bakın bir daha türev almayacağım. f türevi x oldu. Sağ tarafta x küp artı 2x artı 5 geldi. O zaman bana neyi soruyor burada? F türev 1'i. 1 artı 2 artı 5'ten cevap 8 olmuş oldu. Ekstra hiç türevi neden almadım? Zaten her iki tarafın limitini alınca burası otomatik türev formülü geldi. Burada y yerine yazabileceğim bir sayı yok. Bir nevi sabit fonksiyon gibi olduğu gibi çıktı burası. Sonra x yerine 1 yazdık. Bu bu şekilde bir soru. Şimdi ben size sınavda çıkan bir sorunun benzerini göstereceğim arkadaşlar. İşte bu soru. Reel sayılarda tanımlı türevli bir f fonksiyonu için fx artı y eşittir. fx artı fy artı 3xy. Limit h 0a giderken f h bölü h'ta 2 verilmiş. f türevi 2 nedir diye soruluyor. Şimdi bu soruyu bir durdurup lütfen yapmaya çalışın. Ben durdurduğunuzu varsayarak ve uğraştığınızı varsayarak şimdi çözüyorum. Formül arkadaşlar. Orada ister, ister y ister h olsun fark etmez. fx artı y eksi fx bölü x artı y'den x çıkarırsak böylece bakın bunlar gider. Limit y sıfıra giderken olur tamam mı? Sonra sen istersen y'yi gördüğün yere h yaz. Formüle benzet yine. Bu neydi? f türev x. Peki soruda ne alaka bu? Ben eğer f y'yi sol tarafa atarsam. E, fx'i sol tarafa atarsam pardon. Formüle uyduracağız ya fx artı y eksi fx dersem. Burada fy artı 3xy kalıyor. Şimdi her tarafı y'ye bölersem. Bakın böyle. Şimdi bir de limit y sıfıra giderken dersem her iki tarafın limitini alabilirim. Zaten parçalı parçalı olduğu için bunların hepsinin ayrı ayrı limitlerini almış olacağız. İşte şu ifade yine neye döndü? Türev f türev x. Sonra arkadaşlar bunu bilmiyorsunuz. Burayla ilgili bir şey bilemezsiniz. Neden? F'y'nin ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Soru ama zaten size bakın ne vermiş? Limit fh bölü h. H sıfıra giderken 2. Ama hocam burada y yazıyor diyorsunuz. Hiç fark etmez. Sonuçta bu bir harften ibaret olduğu için siz bunu h olarak da görebilirsiniz. Ya da buradaki h'ı y olarak da görebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar burası ne geldi? Kendiliğinden 2. Sonra burada y'ye bölünce 3x oldu. E, y yerine yazacak sayı kalmadı. Bu da direkt sabit fonksiyon gibi 3x olarak olduğu gibi çıktı. Şu an f türev x gözümüzün önünde hazır duruyor. Bir daha türev almam gerekiyor mu? Yok zaten f türev x'i bulduk biz. Bundan sonra sadece x yerine arkadaşlar. Bu şekilde bakın 2 yazarak. 2 artı 6 cevabımız burada bakın 8 geldi. Bu soru gerçekten sizin için önemliydi. Bir 20 dakika olmuş yaklaşık olarak arkadaşlar. Zaten artık türev alma kurallarına geçeceğim. Bu türev almayla dan önce yaptığımız türevin limit tanımıyla ilgili örnekleri de çözdükten sonra kapatmış olayım. İkinci videoda türev alma kurallarını göstereceğim. Görüşmek üzere.